Kurumsal iletişimde yani kurul ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri ve itibar yönetiminde uygulamada ciddi yanlışlar yapılıyor. Genelde şirketlerin ya da kurumların olası bir ihlal yaşandığında maalesef ilk refleks olarak yaptıkları davranış olayın üstünü örtmeye çalışmak oluyor. Şimdi KVKK binasındayız diye gerçekleri ifade etmeden kaçınmamamız gerekiyor ki hem mevcut durumumuzu doğru tespit edelim, hem de bu durumu nasıl iyileştirebileceğimizi tüm paydaşlar olarak beyin fırtınası yaparak değerlendirelim. Üyelerimiz ya da farklı kanallar üzerinden gelen bilgilerle bazı şirketlerin ihlal süreçlerini öğrendiğim durumlar oldu. Katıldığım bazı televizyon programlarında da şirket ismi vermeden bu konuları gündeme getirerek tartışmaya açtım. İhlali bildirmekten kaçınmaya çalışma ya da detayların bazı önemli kısımlarını görmezden gelerek bildirmeye çalışmak sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Tam tersine problemleri daha da büyütüyor. Burada şeffaf olunması, ihlal bildiriminde bulunurken tüm bilgi ve belgelerin eklenmesi önemli. Kurulun mevcut bilgi ve belgeleri çok detaylı olarak incelediği ve kararlarını adil olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Bunu da her ortamda ifade ediyorum. Bu başlıkla ilgili sektörden gelen birkaç soruyu aktarmak isterim. Kurul bu sorularla ilgili sahip olduğu bilgileri kamuoyunu aydınlatmak adına paylaşabilirse memnuniyetle STK iletişim kanallarımızda ve Dijital Biz dergisinde yayınlayabiliriz. İhlallerden etkilenen ilgili kişilere bildirimlerin ne şekilde yapıldığı, kaç şirketin ya da kamu kurumunun kaç kişiye bildirim yaptığının istatistikleri, bu bildirimlerin yapılıp yapılmadığının kurum tarafından ne şekilde denetlendiği, bilgilendirme yapmayan şirketler ya da kamu kurumları varsa kurul tarafından ne gibi yaptırımlar uygulandığı, bu bildirimlerin yüzde kaçının ilgili kişiler tarafından mahkemelere taşındığı. Tabii bu son madde çok kolay istatistiği verilebilecek bir madde değil. KVKK idari tedbirlere uyum çalışmalarında sıkıntılar olduğunu gözlemlediğimiz üçüncü başlık, bilgi güvenliği ve kanun hakkında eğitim ve farkındalık faaliyetleri. Özellikle kanunla ilgili oluşturulan şirketlerdeki ya da kamu kurumlarındaki KVKK kurullarında bile ciddi bilgi eksiklikleri ya da yanlış bilgiler olduğunu görüyoruz. Verilen eğitimlerin bir kısmı verimsiz geçiyor. Bir kısmı kağıt üzerinde verilmiş gibi gösterilebiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun liderliğinde belki eğitim firmaları ile işbirliği yapılarak şirketlerde ve kamu kurumlarında KVKK'dan sorumlu kişilere ve hatta çalışanların tümüne yönelik farklı seviyelerde bilgilendirme ve sertifikasyon çalışmaları yapılması KVKK ile ilgili bilincin gelişmesi için faydalı olabilir. KVKK idari tedbirlere uyum çalışmalarında sıkıntılar olduğunu ifade ettiğimiz dördüncü başlık verbise bildirim. Bunu sadece biz ifade etmiyoruz. Kurum da daha önce erteleme gerekçesinde ifade etmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu verbise yapılan kayıt başvurularının büyük bir kısmında tespit edilen hatalar ve mevzuata aykırı başvurular nedeniyle kayıt başvurularında uzatma kararı almıştı. Kurum web sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada verbise iletilen bildirimler incelendiğinde birçok bildirimde kişisel veriler ile işleme amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri konusu kişi grupları, alınan teknik ve idari tedbirler, yeterli önlemler, yurt dışına veri aktarımı ve saklama sürelerinin örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıklar ve mevzuata aykırılıklar olduğunun görüldüğünün altı çizilmişti. Verbise beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiğini, bu bilgilerden ilgili veri sorumlusunun sorumlu olduğunu, sürecin sağlıklı işlemesi adına kayıt başvuru sürelerinin uzatıldığını belirtmişti. Bu durumun maalesef hala geçerli olduğunu düşünüyoruz ve gözlemliyoruz. Gerçek kişi veya şirketlerin verbis üzerindeki sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının Ç bendine göre güncellenen rakamlarla yuvarlak hesapla
36 bin Türk lirasından 1 milyon 800 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse bu yaptırım uygulanacak. Uzatma kararlarını kimileri bekliyordu, kimileri sürpriz olarak değerlendirdi, kimileri eleştirirken kimileri kurumun tüm sektörlere nefes aldığını belirtti. Tüm bu yorumlar aslında kurumun ne kadar büyük bir sorumluluk altında olduğunu da gözler önüne seriyor. Tarafımıza sektörden gelen bazı soruları yine paylaşmak isterim. Verbis'e kayıt olanlar cezadan kesin olarak kurtulacak mı? Yoksa doğru ve güncel bilgilerle kayıt olmak daha mı önemli? Verbis kayıtları ihbar olarak kabul edilecek mi? Eğer verbis kayıtları ihbar olarak kabul edilecekse kayıt başvurularının büyük bir kısmına ceza kesilmesi mi gerekecek? Direkt ceza kesilecekse ceza tutarları ne kadar olacak? Şirketten şirkete hangi kriterlere göre değişecek? Tüm bu sorularla ilgili bazı fikirlerimiz sektörün içinde olduğumuz için tabii ki var. Özetle kurumun mevcut duruma iyi niyetle yaklaşarak gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına tekrar tekrar önemli telafi imkanları verdiğini düşünüyoruz. KVKK ile ilgili her konuda son sözü Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun söyleyeceğinin de altını tekrar çizmek isteriz.